Merhaba. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Güzel bir salı günü olsun inşallah. Sağlık, mutluluk, esenlik. Allah ne muradınız varsa versin. Bakın, Yalakalı'nın çıtasını buralara kadar getirdim ya. Dolayısıyla siz de lütfen bunun karşılığında abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Tık beğenin. Şimdi bugün size böyle benzerlerini ancak Netflix dizilerinde, Amazon Prime dizilerinde görebileceğiniz bir dizi öykü anlatacağım. Yani bu dizinin tek farkı onlardan bunun gerçekten yaşanmış olması. Bizim yani Türkiye'nin figüran olduğu bir dizi. Aslında bugün hepimizi böyle dozer gibi ezen yani enflasyon meselesini anlatacaktım ama onu yarına bırakayım dedim. Çünkü malum medyanın bir bölümü habire Hamas anlatıyor. Bir bölümü de habire Dilan Polat anlatıyor. Yani bu ikisinin arasına toplumu sıkıştırdılar. Yani haber yapıyormuş ayağı ile böyle araştırmacı gazetecilik falan. Sizleri gerçeklerden uzak tutma işi aslında. Konforlu gazeteciliktir. Habercilik ayağı ile toplumu körleştiren bir habercilik yöntemidir. Bakın mesela Dilan Polat yani üstünde tepiniyorlar. Bizim gazeteciler özellikle bu araştırmacı gazeteciler düşene tekme atmayı pek sever ha. Yani güçlüyken kimse dokunmaz. Bir düştü mü herkes üstüne çıldırır. Şu anda herkes Dilan Polat'a çullanmış vaziyettedir. Yani bu yani gazeteciymiş gibi görünürsün falan aslında toplumu uyutursun. Bu yüzden biri Hamas'a yükleniyor. Öbürü Dilan Polat'a böyle bir postmodern yalakalık dönemi başladı Türkiye'de. Şimdi mesela eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya falan giydiremiyorlardı. Tamam mı? Şimdi yeni gelen İçişleri Bakanı'nı överek aslında güya muhalefet yapmış oluyorlar. Halbuki iki İçişleri Bakanı da kime bağlı kardeşim? Eski İçişleri Bakanı, yedi İçişleri Bakanı. Ya bunlar asıl liderimize haber vermeden işemeye gidemez kardeşim. Ama böyle birine iyi birine kötü falan diyerek güya postmodern yalakalık. Konforlu gazetecilik. Şimdi yarın bunları anlatacağız tabii. Enflasyon. Enflasyonun topluma nasıl ezdiğini, geçim sıkıntısının aslında nasıl bir toplumsal çürüme yarattığını konuşmaya gayret edeceğiz. Ama bugün size, dün söylemiştim, 2010 yılına götüreceğim. Oradan yavaş yavaş buraya geleceğiz. 2010 yılı Hatay Samandağ Çevlik Köyü var sahilinde. Çevlik Köyü. Bu Çevlik Köyü sahiline bir erkek cesedi karaya vuruyor. 2010 yılı çok enteresan bir. CHP'nin kasetle dizayn edildiği yeni CHP haline getirildi. Aynı zamanda Balyoz, Ergenekon, casusluk falan denilen davalarla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin adeta imha edildiği, donanmamızın imha edildiği bir. Dolayısıyla bu anlatacaklarımı yani 2010 yılında yaşanan CHP kaseti ve balyoz meselesiyle yani onları hafızanızın bir köşesinde tutarak dinlerseniz eş zamanlı olarak çok daha anlamlı olduğunu göreceksiniz. 2010 yılı Hatay Samandağ'ın Çevlik Köyü sahilinde bir erkek cesedi karaya vurdu. Vücudu denizde kalmaktan lime lime olmuştu. Suratı balıklar tarafından kemirilmişti yani tanınmaz haldeydi. Kimlik tespiti yapabilme imkansız. Üzerinde siyah bir mayo şort var. Boynunda da ortodoks haçı şeklinde bir kolye. Ortodoks haçı. Ya acaba turist mi diye düşündüler. Jandarmanın, polisin falan kayıtlarına baktılar. Kayıp turist ihbarı yok. Adana Adli Tıp Kurumu'na, morguna kaldırdılar. Dışişleri Bakanlığı devreye girdi. Ortodoks haçı var ya, Ortodoks haçı vesilesiyle yani Ortodoks ve Rus Büyükelçiliği bilgilendirdi. Çünkü malum işte o bölgede Antalya'da falan Rus turistler falan olduğu için dediler ki sizde kayıp turist var mı? Ama Türkiye'de tatil yapan Rus turistlerden kayıp yoktu. Rus Büyükelçiliği yok bize. Bir hafta geçti. Yani ne arayan var ne soran. Kim bu ceset ya? Adana morgunda yatıyor adli. Bir hafta sonra Ankara'daki Rus elçiliği bizim Dışişleri Bakanlığı'na başvurdu.
Bir hafta önce bizde yok diyorlardı. Bir hafta sonra dışişlerine başvurdu. Ankara'daki Rus elçiliği. Dediler ki Şam'daki Rus büyükelçiliğin, bizde böyle bir kayıt yok ama Şam'daki Rus büyükelçiliğin verdiği bilgiye göre Suriye'deki bir Rus diplomat 10 gündür kayıp. Acaba onun cesedi olabilir mi? Şimdi olabilir de Laskiye'den yani denize girse Çevlik köyü sahiline vurması için 150 kilometre sürüklenmesi lazım. Yani bölgedeki akıntılar itibariyle böyle bir sürüklenmenin tarihte örneği yok. Olsa balıkçılar bilir. Yani görülmüş şey değil. Ama Ruslar ısrarcı. Diyorlar ki biz gene de bir bakalım. O dakikadan itibaren hadise iyice daha enteresanlaşıyor. Çünkü teşhis için o Suriye'deki kayıp diplomatın ailesi veya arkadaşları değil, Rus istihbaratından yetkililer geliyor. Bakıyorlar ve diyorlar ki evet o. O dedikleri kişi Yuri Ivanov. General. Guru'nun 2 numarası. Rus istihbaratı böyle 4 servisten oluşuyor. İşte iç istihbarat var FSB, işte dış istihbarat var SVR, işte iletişim kripto var FAPSI falan. Bir de Guru var. Askeri istihbarat. Bunların arasında yurt dışında en çok casusa sahip olan servisin bu Guru olduğu hep söylenir. Bunların 9 milimetrelik Groza isimli özel üretim silahları vardır. Şakır şakır suikast düzenlerler. Yani bu bilinir. Bu 52 yaşındaki Ivanov, General Ivanov, öldüğünde 52 yaşında, işte bu Guru'nun başkan yardımcısı. Gölgeler dünyasının en gizemli, en ürkütücü adamlarından biri. Böyle dünyanın en prestijli 3 askeri okulu var. Bunlardan biri Frunze Askeri Akademisi. Yani kütüphanesinde 2 milyon kitap falan vardır. Frunze Askeri Akademisi'nden mezun olmuş. Kariyerine guru da başlamış casus olarak. Başkan yardımcılığına kadar yükselmiş. Bizi çok yakından ilgilendiren durumu, çünkü bizi çok yakından ilgilendiren faaliyetleri de var. Mesela Çeçen liderlerden işte Edil Sultanov, İslam Canibekov, Ali Osayev, bunlar İstanbul'da öldürüldü. Biri Başakşehir'de, biri Ümraniye'de, biri Zeytinburnu'nda. Bunları sokağın ortasında buldular. Yani kimse yakalanmadı. Suikastçiler o kadar profesyoneldi ki hiçbiri yakalanmadı. Yani AKP'nin dünyadan haberi yoktu ama AKP'ye güvenip yani Türkiye'ye gelen bu Çeçen komutanlar tek tek ortadan kaldırıldı. Ve bu işlerin hepsinin bu Yuri Ivanov'un emriyle, organizasyonuyla gerçekleştirildiği de yani sır değildi. Peki Suriye'de ne işi vardı? Tartus. Rusya'nın kendi toprakları dışında dünyadaki tek deniz üssü. Tartus, Suriye'de. Aslında üs bile denemezdi buna. T 1971'de kurulmuş. Böyle tedarik noktası olarak kullanılmış. Yani yakıt ikmali falan yapılıyor. Sığ bir liman. Yani böyle uçak gemisi fazla da imkansız da yani kruvazörler bile yanaşamıyor. Sığ bir liman. Yani Sovyetler ekonomik olarak çökerken burası da iyi, artık iyiden iyiye ihmal edilmiş falan. 40-50 tane falan denizci orada dümenden görev yapan bir yer Tartus. Aslında işte Rusya o Tartus'ta büyük bir inşaat kararı almıştı. 2010 yılında başlayan devasa bir çalışmayla liman derinliği arttırıldı. Tamir bakım atölyeleri büyütülüyor. Depolar kuruldu. On binlerce personel için binalar inşa edildi. Yani alenen savaş hazırlığı yapılıyordu aslında. Rus askeri istihbaratının en güçlü adamı Yuri Ivanov işte bu Tartus'u denetlemek için Suriye'ye gelmiş. Puf, ortadan kayboldu. 10 gün sonra ta 150 kilometre uzakta bizim Çevlik köyü sahiline vurdu cesedi. Adli tıptaki otopsiye göre vücudunda silah izi yoktu. Darp izi yoktu. Suda boğulmuş. Halbuki bu adam sporcu seviyesinde yani yüzücü, bunu da vazgeçtik. Adam büreveli dalgıç. Adam gurunun 2 numarası, zurna değil.
Laski'ye de diyelim ki serinlemek için denize girdi. Bunun ruh gibi peşinde dolaşan korumaları nerede? Korumalarının Laski'ye de baygın halde bulunduğu. Belli ki bu CIA, Mossad falan kaçırılmış, açık denizde sorgulanmış, sonra normal ölüm gibi görünsün diye deniz suyuyla boğulmuş falan, tekneden atılmış. Ceset bu nedenle Türk sahili. Peki gerçekten böyle miydi? İşte bunu elbette orasını bilmemiz imkansız. Ama bilinen tek gerçek şu. Yuri Ivanov ölmüştü. Ve bu seviyede bir istihbaratçıyı öldürebilmek için anca bu seviyede bir istihbarat servisi gerekir. Tam o günlerde, yani yine o aynı 2010'un aynı ayında bizim asrın liderimiz ne yapıyordu kardeşim? Gaziantep'teydi mitingde. Sayın halimize bağıra bağıra anlatıyordu. Diyordu ki sevgili kardeşlerim bizi korkuttular. Türkiye'nin üç tarafı denizle dört tarafı düşmanla çevrili dediler. Biz ne yaptık? Biz geldik Esat kardeşimle oturduk, dost olduk, kardeş olduk. Mayınları temizledik. Bravo. Bağır ol, bağırıyor millet. Vizeleri kaldırdık, kapıları açtık. Bravo. Şimdi diyor benim Gaziantep'li kardeşim koyuyor cebine pasaportu, Halep'e gidiyor, Şam'a gidiyor. Halep'teki, Şam'daki, Hama, Humus'taki kardeşlerim de buraya istediği gibi geliyor diyor. Kim kazandı? Türkiye kazandı diyor. Bravo! Alkışlıyorlar. Suriye'de savaşın patlamasına ramak var. Amerika ile Rusya arasında yeniden soğuk savaş patlamış. Bizim hükümetimizin dünyadan haberi yok. Kapıları açtık, Türkiye kazandı, Suriye'ye gideceğiz. Bravo! Bu Yuri Ivanov Moskova'da toprağa verildi. Ulusal kahramandı bu. Putin bunu onurlandırdı. 2013 yılında denize bir istihbarat gemisi indirdiler. Yeni nesil istihbarat gemisi. Dünyanın en önemli istihbarat gemilerinden biri şu anda. O gemiye Yuri Ivanov adını verdi Putin. Suriye'de her şey işte böyle başlamıştı. 4 yıl geçti. 2014 oldu. İşte Bamagü merkez birbirini öldürmeye başlamıştı ama aslında kimin kimi öldürdüğüne değil, para kimin cebine giriyor ona bakmak lazım. Yani dünyada her gün kabaca 90 milyon varil petrol tüketiliyor. Hesaplara göre 20 yıl sonra her gün işte 100-105 milyon varil petrol tüketilecek. Peki bu aradaki farkı kim karşılayacak? Irak. Uluslararası Enerji Ajansı'nın raporu var. Dünya petrol talebindeki artışı tek başına Irak üstlenecek. Hani güya Saddam'dan kurtarıp özgürlük getirdiler Irak'a. O Irak'a son damlasına kadar inek gibi sağacaklar. Şii bölgelerinde, ülkenin Şii bölgelerindeki yataklarda 120 milyar varil rezerv bulunuyor. Kuzey Irak'ta, Barzani bölgesinde 45 milyar varil rezerv olduğu tahmin ediliyor. Bu ne demek? Yıllar boyunca yetecek kadar petrol geliri. Yani doğal gazı saymıyorum. Size hesap edin. Şimdi Şii Bağdat yönetimi Kuzey Irak'ın yani Kürdistan denilen Barzani'nin kendi başına petrol ihraç etmesine izin vermiyor. Çünkü Irak'ın toplam üretimini 10 yıl içinde 10 milyon varile çıkarmayı hedefliyor Irak yönetimi. Bunu başarırlarsa petrol gelirinde Suudi Arabistan'la kafa kafaya gelecek. İnanılır gibi değil. Rakamlara bak. Petrol piyasasında Suudilerin, Katar'ın, Kuveyt'in falan borusu eskisi kadar ötmeyecek. Ne oldu biliyor musunuz? Şırrak diye IŞİD ortaya çıktı. Neydi belirsiz, ne zaman, nerede, kim tarafından kurulduğu belirsiz, toplama katiller sürüsü. Irak işgal edilir edilmez bunlar ortaya çıktı. 2013 yılında IŞİD adını aldılar. Suriye'ye de dehşet dengesi kurdular bunlar. Tahran, Bağdat, Şam hattını kopardılar. Şii Bağdat'ın Suudi Arabistan'a rakip olmasını güçleştirdi. Petrolü.
Ve tesadüfe bakın, bu IŞİD sadece Kuzey Irak'a dokunmadı. Tampon bölge gibi Kuzey ile Güney'in arasına girdi. Irak'ı böldüler adeta fiziken. Hatta Barzani'nin Kerkük'ü almasına vesile oldular. Yani IŞİD denilen mekanizma sadece Suudilere ve Barzani'ye yarıyor. AKP'den önce böyle şıpıdık terlikle falan dolaşan Barzani, Katar emiri kadar, Dubai şehri kadar petrol sahibi. Bu ExxonMobil'le, Chevron'la, Adax'la, Heritage'le, BP'yle, Shell'le, Total'le dünya devleriyle bunlar anlaşma imzaladı Barzani. Şu anda fiilen. Bunun hisseleri satılıyor İngiltere. Peki kuzeyde, yani Kürdistan denilen bölgede bunlar olurken güneyde ne oluyordu Irak'ta? Rus devi var, Lukoil. Bu 20 milyar varil rezervle dünyanın henüz delinmemiş en büyük petrol alanı kabul ediliyor Batı kurumu. Burada üretime başladı. Çin devlet şirketi var, PetroChina. Güneydeki petrol sahalarını satın aldı. 10 bin Çinli işçi getirdiler bölgeye. Bunları taşımak için kendi hava alanlarını bile inşa etti PetroChina, Irak'ta. Şimdi Batı bloğu Arap Baharı ayaklarıyla Libya petrolüne oturmuştu. Gözü Suriye'ye dikmişti. Kuzey Irak petrolünü, lütfen gözünüzün önüne haritayı getirin. Kuzey Irak petrolünü Akdeniz'e akıtabilmek için Kuzey Suriye'de koridor açılmıştı. Kuzey Irak, Kuzey Suriye, Akdeniz. Batı'nın bu müdahalesi böyle an meselesiyken Rusya aşağıya inmeye henüz daha Tartus'u bitirememiş vesaire, yeteri kadar asker indirememiş falan. O sırada Batı çökecek Suriye'ye. Rusya çok kritik bir hamle yaptı. Cart diye Ukrayna'ya daldı ve Kırım'ı ilhak etti. Aslında zaman kazanmaya çalışıyor. Suriye'ye. Asıl hedef orası. Ama yukarıda Kırım deyince Batı bir anda oraya odaklandı ve Batılı ülkeler, Avrupa falan, Ukrayna yüzünden Rusya'ya ambargo uygulamamıştı. Rusya'ya ambargo uygularken bütün Batı, sadece bir kişi itiraz etti. Fransız petrol devi var, Total. Bu Total'in CEO'su Christophe de Margerie, Batı'nın Rusya'ya ambargo uygulamasına karşı çıktı. Yani aslında oyunun kurallarının dışına çıkmıştı. Kendi ülkesine Fransa'nın bile kararını sallamıyorlar. Total'de yatan zoruna değil, yani dünyanın en büyük 11. şirketi. 130 ülkede faaliyet gösteriyor. Yani Total'in CEO'su pek çok ülke liderinden daha önemli. Ve o adam Putin'in yanında saf tutmuştu. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Bu Total'in CEO'su Moskova'ya gitti. Putin'le görüştü. Paris'e dönecek. Vnukovo Havalimanı'na geldi. Özel uçağa bindi. Havalanmak üzere pistte hızlanırken bir kar küreme aracı fırladı önlerine. Tam böyle uçak tekerlek kaldırıyor. Bir patlattı uçağı. Pist çakıldı uçak. Alev alev falan. Total'in CEO'su sizlere ömür. Batı bloğunda yer alıp Putin'i destekleyen dünyadaki tek kişi, kendisini en güvenli hissettiği yerde, Putin'in başkentinde filler tepişirken çimenler ezilir falan diye bir laf vardır. Bu defa filler tepişirken gergedan ezilmişti. Ebat öyle. Aradan 3 ay geçti kardeşim. Libya harekatını yürüten Fransa. Paris'te Charlie Hebdo basıldı. Dediler ki peygamberimizin karikatürlerini bastı lafa. İki tane IŞİD görünümlü tetikçi Charlie Hebdo'yu bastı. Bu Charlie Hebdo baskınından sonra enteresan ötesi iki açıklama geldi. Biri İran Cumhurbaşkanı. İslam adına başvurulan bu terörizmi kınıyorum dedi. Öbürü
Hizbullah lideriydi Nasrallah. Dedi ki radikal İslamcılar Hazreti Muhammed'e hakaret eden karikatüristlerden bile daha fazla zarar veriyor. Yani ne diyor biliyor musun? Şiiler diyordu ki Sünni terörü kınıyoruz. Charlie Hebdo'dan sonra bazı sürprizler oldu. Fransa Rusya ile anlaşma imzalamıştı. 1,5 milyar euroluk anlaşma. İki tane helikopter gemisi satacaktı. 210 metre uzunluğunda bunlar. Paris bir anlaşmayı iptal etti. Vermiyorum gemileri. Aynı zamanda Rus Enerji Bakanlığı da Total'i uyardı. Dedi ki sözleşmeleri iptal edin. Total'in CEO'su değişince Total'in Rusya'ya bakışı da değişmişti. Total artık Rusya'nın yanında değil. Mısır'da tatil yapan Rus turistlerin bulunduğu Rus yolcu uçağı Şarm El Şeyh'ten St. Petersburg'a gitmek üzere havalandı, havada patladı. Sina'ya düştü. 224 kişi öldü. Bavulların arasına bomba konuldu ortaya çıktı. Sıradan Rus vatandaşları hedef alınmıştı. Rus yolcu uçağı düştükten 14 gün sonra Allah 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 Paris'te silahlar patladı, canlı bombalar patladı. Hatırlıyorsunuz mu? Konser alanları, stadyumlar 132 kişi hayatını kaybetti. Sıradan Fransız vatandaşları. Her şey Suriye'de başlamıştı. 4 yıl daha geçti. 2019 oldu. Ekim ayı. Artık Suriye'de paylaşımlar tamamlanmış, Kürt kantonları kurulmuş bilmem ne. IŞİD'e gerek kalmadı kardeşim. CIA ve Pentagon IŞİD defterini kapattı. IŞİD'in lideri Bağdat'ı öldürüldü. O güne kadar güya nerede olduğu bilinmiyordu. Şak diye öldürüldü. Kendi elleriyle koldukları için kendi elleriyle koymuş gibi bulmuşlar. Dedim yani Suriye'de iç savaş bitmiş. Artık IŞİD'e ihtiyaç kalmamış. Kuzey Suriye'de Kürt kantonları kurulmuş, ABD üsleri kurulmuş, Kuzey Suriye'ye garnizon devlet haline getirilmiş, Kuzey Irak'la Kuzey Suriye'nin bağlantısı kurulmuş. IŞİD'e gerek kalmamış. Bağdadi öldürüldükten sadece bir ay sonra, 2019 Kasım ayı, sadece bir ay sonra Bağdadi öldürüldü. İngiliz istihbarat subayı James Gustav Edward Mejuri. İngiliz istihbarat subayı. Karaköy'de İstanbul'un göbeğinde Kılıç Ali Paşa Camisi'nin bitişiğinde duvarlarla çevrili 3 katlı evinin önünde ölü bulundu. Yerde yatıyor adam. Pencereden düşmüş gibi görünüyor. Bu adam binbaşı rütbesindeki İngiliz istihbaratçı. Adam 4 yıldır Büyükada'da oturuyor. Arada sırada böyle ofis olarak kullandığı Karaköy'deki evinde kalıyor. Bir yıl önce İsveçli bir kadınla evlenmiş. İsveçli kadınla işte soruyorlar ne oldu falan diye. Diyor ki ya eşim uyumakta güçlük çekti. O gece biz saat 2:30'da uyku hapı aldık. Birlikte yatıp uyuduk. Ama sabah namazı için Kılıç Ali Paşa Camii'ne gelenler buluyor cesedi. Adamın üstünde gömlek pantolon var. Uyku hapı için uyudu diyor ama adam kıyafet. 48 yaşında bu casus o zaman. Bosna'da, Kosova'da, Lübnan'da, Irak'ta, Filistin'de, Suriye'de görev yapmış. Suriye görevi çok kritik. Suriye görevinden sonra İngiltere Kraliçesi tarafından şövalye ilan edilmiş. Şövalye nişanıyla ödüllendirilmiş. Neden? Çünkü Suriye'de algı operasyonları yürüten Beyaz Miğferliler grubu vardı. Bu Beyaz Miğferliler grubunu İşte bu İngiliz casus kurmuştu. Rusya söylemişti, deşifre etmişti. Bu beyaz miğferliler, hatta beyaz baretliler de deniyordu. Bunlar kafalarına beyaz baret takıyordu. Güya kendi hayatlarını böyle tehlikeye atarak
Rusya'nın ve Esad'ın, Şam rejiminin bombaladığı bölgelerde hayat kurtarıyorlar. Böyle gönüllü sivil yardım kuruluşu gibi falan. Arama Kurtarma Derneği. Böyle bebek fotoğrafları. Kadın yaralılar. Halbuki bunlar İngiliz ve Amerikan istihbarat teşkilatı figüranıydı. Bunlar beyaz baret böyle kimyasal silah kullanıldı, bebekler öldürüldü, işte bu okul bombalandı gibi tezgahlanmış yalan haberlerle Rusya'yı dünya kamuoyunda zor durumda bırakmayamıştı. Bunların amacı buydu bu istihbarat faaliyeti. Hatırlayın Türkiye'de de çok etkiliydiler çünkü devamlı Rusya okulu bombaladı. Rusya bebekleri öldürdü. Esat bebekleri öldürdü. Devamlı böyle fotoğraf. Hepsi bu beyaz minferliler. Karaköy'de ölü veya işte neyse bulunan İngiliz yassı maşa olarak kullanılan bu örgütü 2013 yılında İstanbul'da kurmuştu. İstanbul'da. Amerika yani o dönem işte yazılan haberlerden biliyoruz. Amerika 33 milyon dolar vermişti. İngiltere 39 milyon pound vermişti. 3 bin Suriyeli demek ki. 3 bin Suriyeli. Dubai merkezli bir güvenlik şirketi vardı. Bunlar tarafından eğitilmişlerdi. Bir de Hollanda merkezli bir arama kurtarma şirketi var. Bir de bunlar eğitmişti güya bunları. Halbuki bu ölü bulunan İngiliz casus hem Dubai'deki güvenlik şirketinin direktörüydü hem Hollanda şirketinin arama kurtarma şirketinin kurucusuydu. Arama. Bu beyaz miğferliler, bakın burası lütfen çok altını çizerek dinleyin. Batı medyası tarafından, Türk medyası da burada acayip kullanıldı. Öylesine kahramanlaştırıldı ki bunlar. 2016 yılında Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi. Nobel Barış Ödülü. Belgesellerini çektiler. Allah aşkına dikkat edin. 2017 yılında en iyi kısa belgesel dalında bunlara Oscar ödülü verdiler. Oscar ödülü verdiler. Gel zaman git zaman bu Suriye'deki vekalet savaşı sona erdi. Bu beyaz miğferlerin de işi bitti. Bölgede bunlar sıkıştılar. Bunların binden fazlasını Mossad aracılığıyla Golan Tepeleri üzerinden Ürdün'e kaçırdı. Türkiye'ye işte milyonlarca Suriyeli geldi. Bunlardan bir tanesini bile almadı bu Amerika, İngiltere, Almanya, Kanada. Bu beyaz miğferleri kapış kapış aldılar. Neticede bu beyaz miğferlerin aslında komple bir yalan, komple istihbarat faaliyeti olduğu ortaya çıktı, anlaşıldı ama olan Suriye'ye ve Suriyelilere. Ve İngiliz istihbarat subayı işte bu James Gustav Karaköy'de Kılıç Ali Paşa Camisi'nin hemen bitişinde duvarlarla çevrili 3 katlı evin önünde ölü bulundu. IŞİD lavedildi, Bağdadi öldürüldü, beyaz miğferler lavedildi, bunların kuklacısı İngiliz casus öldü. Defter komple kapatılmıştı. Bu İngiliz casusun İstanbul'da ölü bulunmasından sadece 2 ay sonra, bakın peş peşe yaşananlara sadece 2 ay sonra Irak'ta Bağdat Havalimanı yakınlarında bir otomobil konvoy geliyor. Dronlarla füzeden bir basıyorlar. Kasım Süleymani ölüyor. Kasım Süleymani ile birlikte Haçlı Şabi'nin komutanı Ebu Mehdi El Mühendis Buhar öldürülüyor. Kasım Süleymani yani malum İran'ın efsane istihbaratçısı, acayip adam. Türkiye'de çok faydalı. İran'ın Orta Doğu'daki bütün istihbarat faaliyetlerinin arkasında o vardı. Esad'ın yanında savaşmak üzere Afganistan'dan, Irak'tan, Lübnan'dan Şii milis güçlerini Suriye'ye getiren Süleymani'ydi. IŞİD'in karşısına diken. Hizbullah'ı İsrail'e karşı kullanan oydu. Hamas'la çok yakın ilişki. Suriye'de, Lübnan'da, Filistin'de, Irak'ta hep o vardı. Kuklacıydı. İran nerede varsa orada aslında Kasım Süleymani vardı. Haçlı Şabi'yi de yönlendiren, Haçlı Şabi'nin arkasındaki güç de oydu.
Bu Haçlı Şabi ne? Bilen bilir de. Irak'ta Şiilerden oluşan, arkasında İran'ın olduğu örgüt. IŞİD'le savaşmak için kurulmuş. IŞİD'le. IŞİD lağvedildi. 2 ay sonra Kasım Süleyman öldürüldü. 1 ay sonra Haçlı Şabi lağvedildi. Haçlı Şabi Irak Silahlı Kuvvetleri'ne katıldı. Kapatıldı. Yani Bağdadi bitti, Süleymani bitti. IŞİD bitti, Haçlı Şabi bitti. İngiliz istihbaratının beyaz miğferleri bitti. Hepsi eş zamanlı olarak bitti. Ne mucizevi tesadüf değil mi? Kasım Süleyman'ın cenazesine böyle 8 milyon kişi falan katıldı. Yani Hümeyni'nin neredeyse cenazesinden kalabalıktı ama nedense bu İran bu işin üstünü örttü. Süleyman'ın intikamını falan almadı. Şimdi bakın aynı yıl yani IŞİD'le Haçlı Şabi'nin tasfiye edildiği Suriye'de paylaşımın bittiği 2019 yılında Aleksandropoli, Dede Ağaç, İstanbul'dan günübirlik gidersin. Şirin, Yunan, sahil kent. İpsala'dan giriyorsun 50 kilometre. Taş çatlasın. Yarım saat sonra oradasın. Böyle şahane restoranları var. Çok uygun fiyata böyle ıstakozun kralını yersin falan. İstanbul'dan çok gider. Amerikan ordusu işte bu Dede Ağaç'a üs kurdu. Çünkü 2019'da. Çünkü Dede Ağaç'ı Rus doğalgazına alternatif bir merkeze dönüştürdü. Dede Ağaç Limanı'nın 18 kilometre açığında denizin ortasında böyle adacık gibi devasa bir yüzer depolama tesisi kuruyor. Deniz tabanına borularla hattıyla iniyor, karaya bağlanıyor. Yılda 6 milyar metreküp kapasiteye sahip. Yunanistan'la beraber Bulgaristan'ı da buraya dahil ettiler. Doğu Akdeniz'den çıkaracakları, yani bizi oyun dışına attıkları Doğu Akdeniz'den çıkaracakları doğal gazı İsrail'imiz buraya getirecekler. Bu Dede Ağaç'a kurulan Amerikan üssü, askeri üssü işte bu sistemi koruyacak. 2 yıl daha geçti. 2021 oldu. Bakın 10 yılda neler oldu. Dede Ağaç'ta Dede Ağaç odaklı NATO tatbikatı yapıldı. Güzel. Ama biz yokuz. Biz hariçiz. Güya NATO üyesiyiz ama bizi almadılar. NATO tatbikatına bizi almadılar. 145 helikopter getirdi Amerika. 2000 zırhlı araç getirdi. 20 bin asker getirdi Amerika. Bu tatbikatın senaryosu Rus tehdidine karşı Avrupa'yı korumak. Tatbikata göre Avrupa'nın sınırı yani Türkiye değil, Yunanistan. Bu tatbikat bitti. Tankları, helikopterleri falan her şeyi bu Yunanistan'da bıraktılar. Şimdi bunlar olurken bir yandan da Amerikan Petrol Devi ExxonMobil Katar'la ortak oldu. Bizim can kuşumuz var ya Katar. Onlarla ortak oldu. Kıbrıs açıklarında Doğu Akdeniz'de sondaja başladılar. 250 milyar metreküp doğal gaz olduğu söyleniyor. Yani sayın basınımız bunları yazmıyor. Katar matar ama dünya basını şakır şakır yazıyor. Rusya'dan Avrupa'ya taşınan doğal gaz akışı durdu bu Ukrayna savaşı yüzünden. Avrupa'nın doğal gaz ihtiyacı bu Katar'dan karşılanacak. Acil ihtiyaç. Katar'dan tankerlerle sıvılaştırılmış doğal gaz taşınacak. Nereye taşınacak? Dede Ağaç. Oradan Avrupa'ya basılacak. Başka? Birleşik Arap Emirlikleri. Bu Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail güya düşmandı. Beyaz Saray'da bunları bir araya getirdiler. Bunlar sarıldı, kucaklaştı falan. İsrail teklif etti. Birleşik Arap Emirlikleri'ni Doğu Akdeniz Gaz Forumu'na ortak ettiler. Yani dünyanın en büyük 6. doğal gaz rezervine sahip Birleşik Arap Emirlikleri Akdeniz'e kıyısı bile olmadığı halde Doğu Akdeniz faktörü oldu. Doğu Akdeniz Gaz Forumu denilen forumda İsrail var, Yunanistan, Kıbrıs Rum kesimi, Mısır, İtalya, Ürdün var. Amerika'da var. Buna Birleşik Arap Emirlikleri'ni eklediler. Bizim esamemiz bile okunmuyor. Başka İsrail'in bir şirketi var. Doğu Akdeniz'de bir doğal gaz sahasının sahibi.
bu hissesini Birleşik Arap Emirlikleri'ne sattı. Böylece ya Akdeniz'e kıyısı bile olmayan Birleşik Arap Emirlikleri Doğu Akdeniz'de tapulu malı oldu. Biz Akdeniz değil, biz yokuz. Adamın Akdeniz'e kıyısı bile yok. Yetmedi. Bu Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail arasında petrol anlaşması imzalandı. Amerikan Hazine Bakanı'nın böyle nezaretinde falan imzaladılar. Birleşik Arap Emirlikleri'nin petrolü Kızıldeniz'in en kuzey ucundaki Elyat şehrinden böyle boru hattıyla Aşkelon şehrine çekilecek. Yani Akdeniz kıyısına taşınacak. Böylece Birleşik Arap Emirlikleri'nin petrolü hem daha kısa sürede hem daha az maliyetle Avrupa'ya gidecek. Bu da yetmedi. Bu Birleşik Arap Emirlikleri ile Yunanistan askeri işbirliği anlaşması imzalandı. Atina böyle taşçasında Avlona askeri üssü var. Bu askeri üssü Birleşik Arap Emirlikleri'ne tahsis ediyor. Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait F-16'lar Girit Adası'na konuşlandı. Girit Adası'na. Girit'te Suda askeri üssü var. Oraya konuşlandı. Bu Birleşik Arap Emirlikleri F-16'lı Yunanistan'ın Ege Denizi'nde bize karşı, Türkiye'ye karşı düzenlediği Medusa tatbikatına muharip güç olarak katıldı yahu. Bu da yetmedi. Aynı Birleşik Arap Emirlikleri bu defa Kıbrıs Rum yönetimiyle askeri işbirliği. Peki şimdi bu İsrail'in vurduğu Gazze. Gazze şeridinde doğal gaz var mı? Var. Bu yayını tekrar tekrar izlemenizi öneririm. Casuslar filmi çevriliyor. Biz o filmde anca figüranız. Dünya lideriyiz diyorlar. Esamemiz bile okunmuyor. Doğu Akdeniz'de Amas mamas diyorlar ya, ne Amas? Doğu Akdeniz'de ve Orta Doğu'da doğal gaz petrol satrancı oynanıyor. Türkiye dama bile oynayamıyor. Bugünlük bu kadar. Şimdi yarın enflasyonu inşallah konuşacağız. Enflasyon denilen kavramın rakamlardan ibaret olmadığını, insanı nasıl mahvettiğini, toplumu nasıl mahvettiğini, sosyal çürümeyi konuşacağız. Yani aslında asıl liderimizin söylediği gibi faiz sebep enflasyon sonuç değildir ama enflasyon sebep sosyal enkaz sonuçtur. Bunu konuşacağız. Abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Yarın sabah görüşmek üzere. Eyvallah.